Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Ya Resulallah. Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetini şu anda bizden haberdar eyle. Haberdar eylediğin gibi bizden hoşnudu razı eyle. Ya Rabbi, Habibullah Efendimiz hürmetine, ki onun hürmetine siz o peygamberin huzuruna günahlarımız affolsun diye gidip de onu da şahit tutarak istiğfar etseydiniz, muhakkak ki levecedullaha tevvaben rahima. Allah Teala'yı elbette sizi affeder, merhametle tövbenizi kabul eder, bulacaktınız. Allah'ınıza öyle kavuşacaktınız. Buyuruyorsun ya Rabbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, asi ümmetiyiz ama onun ümmetiyiz. Sırat-ı müstakimi fark ettik, Kadir Gecesi dedik. Şu anda burada niye bulunuyorsunuz? Şu anda bu programı, bu sohbeti niye tercih ediyorsunuz? İmanınıza, İslam'ınıza, peygamberinize, Allah'ınıza karşı bir muhabbetiniz var da o yüzden buradasınız. Allah bu muhabbette buluştursun. Buluştuk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sahur vaktine gelmiş olduk. Fakat bu sahur vakti Kadir Gecesi'nin sahur vakti. Hocam biz çok okuyoruz. Böyle sadece seni dinlemiyoruz. Bayağı bir malumat sahibiyiz. Evet, dinliyorum. Ne diyorsun? Hocam nereden malum Kadir Gecesi olduğu bu gece? Aslında değil. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ille de 27. gecesi olacak buyurmuş mu? Hayır. Son 10 günde arayın demiş. Tek gecelerde olabilir demiş. 30'u da demiş. 21'i de demiş. 23'ü de demiş. 27. gece Kadir gecesidir diyebilir miyiz hocam? Bak şimdi doğru konuşacağız. Hayır diyemeyiz. Dur ama dur. Şimdi rejidekiler de telaş edecek. Niye yaptık o zaman bu programı diye. Bizi ne düşünüyorsun? Canlı yayını kaç televizyon birden yaptı. Bugün Ankara'dan vesaireden, Diyanet'ten bize gelinceye kadar daha çok. Ama bak dinle şimdi ne var. Bak. Çok iyi dinle ama. Allah Teala duaları kabul eden, müminler beraberce dua ettiğinde o duaları kabul ettiğini beyan eden Allah'ımız değil mi? Evet. Allah Teala dualarımızı kabul ediyor mu? Tek tek şüpheli de beraber ettiğimizde kabul ediyor mu? Kesin. Şimdi bak, yaz. Anne baba çocuğuna dua ettiğinde o duayı kabul ediyor mu? Fakir fukaranın gözyaşını sildiğinde, bir dua ettiğinde duasını kabul ediyor mu? Ediyor. Günahsız bir çocuk masum haliyle annemi ya Rabbi şöyle eyle, babamı böyle eyle diye dua ettiğinde dualar kabul oluyor mu? Oluyor. İhtiyarlar edebiyat yapmıyorum, sözü uzatmıyorum. Düşünmemiz lazım, düşünmeden gidiyoruz. Ondan sonra olmuyor. Bu böyle navigasyon gibi değil ki falanca öyle gittiğinde dikkat et. 80 kilometre, 100 kilometre diye uyanmıyor ki. Biz yolu biliyoruz diye gidiyoruz. Ama hiçbir şey bize uğramıyor. Bak devam ediyorum, dinle lütfen. Beli bükük bir ihtiyar. Çünkü hadisi kutsi'de buyuruyor ki Allah Teala, içinizde süt emen yavrular olmasa, beli bükük, ihtiyar, düşkün, zayıflar olmasa, başınıza taş yağdırırdım. Başınıza taş yağdırırdım. Yani ihtiyarın duası kabul olmuyor, oluyor mu? Oluyor. O masumların duaları, o yetimlerin duaları kabul oluyor mu? Oluyor. Peki Kabe'de dua edenler var. Medine'de dua edenler var. Mescid-i Aksa. Ah bir gönlümüzü aksa. Ya Rabbi Mescid-i Aksa'ya fütühat nasip eyle. Mescid-i Aksa'da bugün yine aradılar. Hocam buradan size dua ediyoruz dediler. Ya Allah kabul etmez mi ya? Bu adamın bizle menfaati ne ya? Mescid-i Aksa'ya gidiyor.
o polislerin, o namussuzların zulmü altında. Sen biliyor musun, oraya git de gör. Daha böyle kapıdan içeri girerken adamı girdiğine pişman edecek şekilde. Hepsi namussuz, haydut, bivedut. Ama hiçbirisi vazgeçmiyor. Gidiyorlar orada Allahu Ekber diye. Hatta ayakkabıları çıkartıp edip de tekrar bir tacize uğrarlar diye avluda ayakkabılarıyla namaz kılıyorlar. O kadar. Ve o haldeyken ne yapıyor biliyor musun? Bize hayırlı rızıklar ver, bize bilmem ne var falan demiyor. Vallahi Türkiye'ye dua ediyor. Vallahi ümmeti Muhammed'e dua ediyor. Bunların duaları kabul oluyor mu? Oluyor. Şimdi bak 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 bak, nereye geliyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi. Üç kişi bir araya gelse, üç kişi bir araya gelse, oturdular. Kardeşim gel bir dua edelim dediler ve dua ettiler. Dediler ki, ya Rabbi bizi affeyle. Amin. Ya Rabbi bizi affeyle. Amin. Üç kişi, üç, üç, üç. Allah Teala meleklerine ne dermiş? Şahit olun meleklerim. Bunları affetmemekten Allah'lığımla utanırım. Vacip dermiş üzerime. Ki mecbur değilim. Ama üç kul bir araya gelecek, dua edecek ve ben affetmeyeceğim. Haya ederim dermiş Allah Teala. Bunu da koydun mu listeye? Heh. Bu tüm ihtiyarlar, beli bükük insanlar, hastalar, yetimler, depremzedeler. Bak deprem olduğunda söyledim. Aklı olan depremzedelerden dua istesin. Şimdi acıyorsun sen onlara. Ay evleri yok bilmem ne. Sen kendi haline acı. Bak git onların yanına. Onlar senden daha huzurlu. İnan ki. Aklı olan depremzedelerden de dua alsın. Mahzun onların kalbi şu anda. Onlar o sıkıntıyı yaşadılar. Enkaz altından günahsız çıktılar. Sen hala nefis enkazının altında çıkamadın. Afat da kurtaramaz seni Kızılay'da. Leyletül Kadir geldi, Ramazan geldi. Belki çıkarsın en sonunda. Çıkarsan ne olacak? Bayram edeceksin. Çıkmazsan deliye her gün bayram. Öyle bayram edeceksin. Bu kadar da dik konuşulur mu? Dik falan değil. Bu programlar uyutmak için değil. Uyandırmak için. Sahur vakti uyanık kalmak için. Gel şimdi buraya. Tekrar gel, 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 gel. Üç kişi bir araya gelse, ya Rabbi bizi affeyle dese, Allah Teala meleklerini şahit tutarak bunları affetmemekten Allah'lığımla utanırım. Haşa. Haşa ya Rabbi. Şimdi geldik sorumuzun cevabına. Hocam ne malum bu gece Kadir oldu? Hiç kesin değil. Kesin değildi şu ana kadar. Kesin değildi şu ana kadar. Şimdi Kadir Gecesi. Nasıl? Milyara yakın Müslüman, bak milyar, üç kişi değil. Sadece ihtiyar değil. Sadece yetim değil, çocuk değil. Herhangi bir anne baba değil. Ne kadar Müslüman anne varsa, ne kadar Müslüman baba, insan, hasta, mahzun, kalp, yetim varsa bu gece dedi ellerini açtı ve dediler ki ya Rabbi bu gece Kadir Gecesi olsun, Kadir Gecesi hürmetine bizi affeyle dedi mi? Dedi. Bu gece Kadir Gecesi olmasa da Allah bu geceyi kadir eder mi? Eder. Neden? Duaları reddetmez ki. Hocam ama benim hocam dedi ki 3 gün evvel Kadir Gecesi'ymiş. Hocam benim de Seyda dedi ki 3 gün sonra Kadir Gecesi'ymiş. Abi tamam. Allah ilminizi mübarek etsin. Ama size şunu söyleyeyim. Milletin ağzının tadını, kalbinin safasını kaçırmayın. Bir kere bir haddinizi bilin. Ümmetten ayrılmayın. Hüsnü zan etmiş, binlercesi bugün de ağlamış, ahı enin etmiş, dua etmiş. Şöyle de hiç olmazsa. Ya benim hocam bunu dedi, 3 gün evvel Kadir Gecesi'ydi ama
Allah Teala hocandan eksik dinlemişsin sen. Sen git bir daha hocana sor, eğer hakikaten hocaysa. Hakikaten hoca diyorsun, mürşit diyorsun, seyda diyorsun. Ne diyorsan artık. Seyda bizim doğuda üstad manasında kullanılan bir sözdür. Hemen böyle kendimize göre farklı bir şey anlamayalım. Eksik dinlemişsin sen onu. Allah Teala isterse bir Ramazan'da 3 Kadir Gecesi de yapar. 2 Kadir Gecesi de yapar. Yetmez. Sen bugün Kur'an-ı Kerim'i karar verirsin bundan sonra güzel yaşamaya, öğrenmeye, Kur'an-ı Kerim'in ayetlere dalga geçmemeye. Dalga geçmezsin tabii de. Hani bu da olmasaydı dememeye başlarsın. Ben böyle hayat tercihim. Bana göre İslam böyle gibi aymazlıklara düşmez. Ya ben böyle yaşıyorum ama yani minnette değil galiba, enayilik bende, yanlışlık bende dersin. Hocam niye böyle argo kullanıyorsun? Mahsus kullanıyorum. Mahsustan kullanıyorum. Bakıyorum reklamın jargonuna, ana haber bültenlerine, insanların kürsülerde konuşmasına. Yani bu kadar böyle bir özgüvende olmak istemem ama çok kibar konuşuyorum fakir. Bendeniz çok kibar konuşuyorum yani. Neler söyleniyor? Neler söyleniyor? Allah Teala bu geceyi bize kadir eyledi. Sen şimdi öyle miydi, değil miydi? Sanki mübarek şey. Böyle bekliyorsun. Benim çok böyle ibadet aşkım var. Ben öyle her gece ibadet edemem. İki Kadir Gecesi diye ben esas Kadir Gecesi'ni ihya etmek için bekliyorum. Allah Allah. Dizlerin nasıl tuttu değil mi namaz kılmaktan sanki? Abi girsene hemen, kaynak yapsana. Hemen yapsana.